Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda Huawei'nin yükselişinden bahsedeceğiz sizlere biraz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan beri Amerika ve Huawei arasında bir gerginlik mevcut. Özellikle Trump hükümeti Huawei cephesine hayli yükleniyor. Ne yapıyorlar? Çeşitli yaptırımlarla işte yonga seti sattırmayarak, Google tarafında yazılım odaklı problemler çıkararak Huawei'nin güçten düşmesini planlıyorlar. Lakin işler planlandığı gibi gitmiyor görünüyor. Çünkü geçtiğimiz ay Huawei tarihinde ilk defa Samsung'u geçerek akıllı telefon piyasasında en çok telefon sevkiyatı yapan firma olmayı başardı. Biliyorsunuz şimdiye kadar Samsung, Huawei ve Apple şeklinde bir sıralama vardı ki Samsung ile Huawei arasındaki makas da bayağı bir açıktı. Lakin Nisan ayında ne olduysa Huawei %19'luk payla Samsung'u 2 puan geride bırakmayı başardı. Yani günün sonunda baktığımızda Huawei pazarın %19'una hükmederken Samsung %17'de kaldı. Üçüncü sıra ise her zaman olduğu gibi yine Apple'ındı. Peki ne oldu da Huawei Samsung'u geçti? Ya da bu durum ne kadar daha devam edecek? Dilerseniz şimdi biraz bundan bahsedelim. Çünkü asıl merak edilen soru bu. Yani Huawei bu performansını önümüzdeki aylara da yansıtabilecek mi? Yoksa yine ikinci sıraya mı düşecek? Arkadaşlar genel olarak baktığımızda bu durum çok uzun soluklu olacak gibi görünmüyor. Çünkü Samsung'un pazar payının düşmesinin temel sebebi koronavirüs salgını. Bilindiği üzere Nisan ayında özellikle Avrupa'daki pek çok mağaza kapandı ki bunların arasında Samsung mağazaları da bulunuyordu. Öte yandan Huawei zaten Avrupa'da özellikle 2020 yılında çok fazla kan kaybetti. Yani baktığımız zaman Samsung'un güçlü olduğu pazarlar nereleri buraları hemen söyleyelim. Hindistan, Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Amerika. Huawei'nin güçlü olduğu pazarlar neresi? Genel itibariyle Hindistan ve Çin. Ki özellikle Çin'de Huawei'nin çok çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın yaptırımları sonucunda biraz bu Çinlilerin herhalde milliyetçilik duyguları mı kabardı ne olduysa bilmiyoruz. Huawei'nin satışlarında önemli bir artış gerçekleşti. Avrupa'daki ve Amerika'daki satışlar da düştü. Çünkü Google Play servisleri Avrupa'daki kullanıcılar için çok daha büyük önem arz ediyor. Çin'de zaten Google servisleri yasak olduğu için oradaki vatandaşlar için fark eden bir şey olmadı. Dolayısıyla biraz da böyle Amerika Huawei'ye yüklenince Çinliler dedi ki sen ne yapıyorsun bizim firmamıza, destek olalım buna dediler ve Huawei satışları Çin'de arttı. Aslında Huawei'nin geçtiğimiz ay Samsung'u geçmesinin temel nedeni de bu arkadaşlar. Çünkü Nisan ayında salgın Avrupa'da yayılırken Çin'de ise kabuğuna çekildi. Yani Çin'de önemli bir normalleşme süreci başladı. İnsanlar sokaklara çıktı, mağazalar açıldı, dükkanlar açıldı, alışveriş merkezleri açıldı. Dolayısıyla hayat büyük oranda normale döndü. Hayat normale döndüğünde de telefon satışları bir üst noktaya tırmanmış oldu. Dolayısıyla Huawei'nin satışları bu dönemde artarken Samsung'un satışları ise Amerika ve Avrupa'da durma noktasına geldi. Dolayısıyla bakıldığı zaman Çin'de Huawei yükselirken Avrupa ve Amerika'da Samsung'un düştüğünü görüyoruz. Bu neticede Samsung'un kan kaybederek biraz daha aşağılara düşmesi gayet normal karşılanabilir. Baktığımız zaman Huawei %19'luk bir paya erişmiş, Samsung ise %19'a düşmüş. Önümüzdeki aylarda muhtemelen bu böyle devam etmeyecektir. Çünkü biliyorsunuz artık Avrupa'da ve Amerika'da da normalleşme süreci yaşanıyor. Dolayısıyla Samsung önümüzdeki reddede tekrardan gücünü toplayarak mobil pazarın zirvesindeki isim olacaktır. Bu en azından belli bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Huawei ciddi anlamda Avrupa'da güçsüzleşti arkadaşlar. Bunun temel nedeni de az önce de belirttiğimiz üzere Google servislerinin artık Huawei modellerinde yer almıyor oluşu. Pek çok insan artık Huawei telefon alacağı zaman dükkana giriyor ve bunda Google servisleri var mı diye soruyor. Çünkü biliyorsunuz bazı modellerinde Google servisleri desteklenmesine karşın yeni çıkan modellerinde Google servisleri bulunmuyor. Örneğin P Smart Pro modelini aldığınızda bu modelde Google servislerinden yararlanabiliyorsunuz. Lakin daha yeni bir model aldığınızda işte geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan Huawei P40 Lite E modelini aldığınızda burada sadece Huawei'nin kendi mobil servisleri bulunuyor. Dolayısıyla Google servislerinden yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Elbette hani böyle çok Google servisleriyle ben içli dışlı değilim. Ne bileyim böyle bankacılık uygulamalarında ATM nerede falan diye bunları kullanmıyorum.
oyun hesaplarım yok, Google Play'e herhangi bir ödeme yapmadım diyorsanız Google servislerinin olmaması sizin için çok bir şey ifade etmeyecektir. Lakin daha önceki videolarda da belirttiğimiz üzere Google servisleri o kadar yaygın kullanılıyor ki hani sadece bunu Google Maps, işte YouTube ya da ne bileyim Docs ya da Drive olarak düşünmeyin. Şöyle bir uygulama mevcut. Örneğin bir banka uygulaması indirdiniz ve işte en yakın ATM nerede diye hemen hemen bütün banka uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir alt uygulama var. Bu uygulama arkadaşlar Google Maps'in veri tabanını kullandığı için siz o banka uygulamasında en yakın ATM nerede diye sorgulatamıyorsunuz. Çünkü telefonunuzda Google servisleri desteklenmiyor. İşte bu durumun sakıncalı olmasından ötürü Avrupa pazarında Çinli üretici şu anda kan kaybetmiş durumda. Önümüzdeki normalleşme sürecinde ne olur bilinmez. Lakin Huawei'nin Çin pazarındaki varlığını koruyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Fakat Avrupa pazarına baktığımızda bunu söylemek çok da mümkün değil. Muhtemelen Türkiye'deki satışları da biraz daha düşecektir diye tahmin ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.